hemen ne yapılması gerekiyor? Yani bu gübrenin pahalılığında çiftçi gübre kullanmazsa ne olur? Bununla ilgili ne gibi önlemler almalıyız? Bizi ne gibi sıkıntılar bırakıyor? Bunu konuşmamız gerekiyor. İkinci olarak da daha makro planlar, planlamalar, çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yayına katılmadan önce biraz önce Cumhurbaşkanlığından, Strateji Daire Başkanlığından aradılar. Yeni bir çalışma grubu oluşturuyor. Bu çalışma grubu Tarım Komisyonu oluşturuyor. Bu ve tamamen Türkiye'de gübre konusunda daha neler yapabiliriz, bu konuyla ilgili neler geliştirebiliriz konusunda bir komisyon kurulacağı söylendi. Biz de Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği olarak bu sektörün sivil toplum kuruluşu olarak bu komisyonda yer alıp ülkemizde gübre sektörünün gelişmesiyle ilgili çalışmalar yapacağız. Tabii ki biz üretimin Türkiye'de daha fazla yapılması, yeni teknoloji ürünlerin kullanılması, yeşil mutabakat kapsamında teknolojik değişimlere ayak uydurulması, bu konuda çiftçinin gübre alışkanlıklarının değiştirilmesi gibi birçok konuda el birliğiyle çalışma yapacağız. Ama bir de bizim kısa vadede yapmamız gereken çalışmalar var. Yani bugün biz gerekli miktarda gübreyi kullandıramaz isek İrfan Bey, ne yazık ki büyük bir verim kaybı yaşarız. Verim kaybı yaşadığımız zaman burada gıda tedariğinde, gıda tedarik zincirinde sorunlar ortaya çıkabilir. Ya da çiftçinin gerek gübre olsun, gerek elektrik olsun, gerek mazot olsun, yüksek girdi maliyetleri ister istemez mutfağa kadar yansır. Dolayısıyla hem biz bu gübre fiyatlarını nasıl ucuzlatabiliriz, bununla ilgili devlet nasıl destek verir, özel sektör bu işin neresinde, nereye kadar destek vermeli, hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve mutlak surette topraklarımızın gübrelenmesine önem göstermeliyiz ve mutlak surette bir verim kaybı yaşamamak için hep birlikte çalışma yapmak mecburiyetindeyiz. Biraz önce söylediğiniz şey önemli. Cumhurbaşkanlığından yapılan, size gelen telefondan yola çıkarak Tarım Komisyonu kurulacağından bahsettiniz. Bu sadece gübre sektörü için mi bahsediliyor, yoksa genel manada bugün gıda fiyatlarındaki hareketleri de baz alarak tarım ve gıda sektörünün genelini kapsayan bir komisyon mu olacak? Şimdi bu çok taze, yepyeni bir konu. Yani ben yayına girmeden 5 dakika önce aradılar. Sadece kısa bir şekilde bahsettiler. Ben de sizinle yayınımız olacağını söyledim. Yayından sonra konuşacağız ama o kısa sürede konuştuğumuz sürece bir tarım komisyonu olduğunu ve gübre ile ilgili kısımdaki komisyonda bizim destek vermemiz konusunda söylediler. Biz de tabii ki devletimizin her türlü çağrısında elimizden gelen desteği ülke tarımına, memlekete katkı için her türlü komisyonda çalışmada olabileceğimizi söyledim. Diğer detaylar konusunda yeterli bilgiye sahip değilim İrfan Bey.